Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Gıda Pazarında dünya markalarının oluşturulmasında ve gastronomide de ülkemize gelir kazandırılması konusunda birçok çalışmayı yürütüyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Kayseri Şube Başkanı Talha Erkek de turizm ve yeme içme sektöründeki sorunların tespiti yönünde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yeme içme sektöründe komisyon ücretlerinin düşürülmesi için çalışmalar yaptıklarını belirten Erkek, üye kayıtlarını tamamladıktan sonra sorunlara tek tek değineceklerini belirtti. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Kayseri Şube Başkanı Sayın Talha Erkek ile birlikteyiz. Sayın Erkek, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şu an yeni bir kuruluş içerisindesiniz. Evet. Yeni bir dernek içerisindesiniz. Derneğin çalışmaları hakkında bize bir bilgi verebilir misiniz? Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği Kayseri Şube Başkanlığı olarak yeni göreve başladık. Derneğimizden bahsetmem gerekirse genel merkezimiz İstanbul. 1000'i aşkın markamız, 12.000 aşkında markalarımızın şubeleri var. Kayseri şubesi olarak da hedefimiz sektörümüzdeki turizmcileri ve restoranlarımızı temsil edip onların sorunlarıyla alakalı çalışmalar yapmak istiyoruz. Şu anda şubemizi Kayseri'de yeni açtık. Evet. Üye çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu an pandemi sürecindeyiz. Üye çalışmalarını yaparken de yemeksepeti.com'dan 1 milyon TL'lik bir destek aldık. Ülke genelinde 500 tane üyemize 2'şer bin lira kira desteği yapacağız. Derneğimizin çalışmalarından da bahsetmemiz gerekirse genel anlamda restoranlarımıza büyük külfeti olan %18 KDV oranını %8'e yine TÜRES'in genel başkanımız Ramazan Bingöl Bey'in çalışmalarıyla %8'e düşürdük. Bu süreçte Coca-Cola'dan yine 1 milyon TL gibi bir destek alıp üyelerimizin çalışanlarına 450 liralık bir gıda çeki şeklinde dağıtım yapıldı. %12'lere varan yemek komisyonlarını %6'ya düşürdük. Şu an zaten biliyorsunuz yine getir yemeğin komisyonu %0'a düştü şu anda. Evet. Yani sıfır komisyonla çalışıyorlar. O da yine bizim derneğimizin çalışmaları sayesinde oldu. Kızılay'la bir çalışma yapıldı. Doğal afet bölgelerinde 10.000 kişiye aşkın vatandaşımıza ücretsiz sıcak yemek imkanı sağlandı. Yani Kayseri'de de şubemiz yeni kuruldu. Üye çalışmalarındayız şu anda. Çalışmamızı yaptıktan sonra da şehrimizin sorunlarıyla alakalı sektörümüz açısından çalışmalara başlayacağız. Peki pandemi sürecinde alınan komisyonlarda bir azalmalar söz konusu sağlandı sayenizde. Bu anlamda da yine başta belirttiğiniz gibi yemek sepetinden bir destek alarak 2'şer bin liralık işletmelere yardımda bulunuyorsunuz. Bu süreçte sizin hedeflediğiniz neler var? Neleri hedefliyorsunuz bu çalışmayı yaparken? Şu anda TÜRES Derneği'nin en büyük hedefi restoranların, kafelerin ve turizm tesislerinin HES koduyla %50 kapasitesiyle işlere müşteri alıp işlerinin başlamasını hedefliyoruz. Yani çalışmamızın hepsi şu anda o yönde. Çünkü biliyorsunuz uçağa HES koduyla giriliyor, AVM'lere HES koduyla giriş yapılıyor. Birçok kurum ve kuruluşlara HES koduyla giriş yapılıyor ama bu pandemi sürecinde en büyük sıkıntı restoranlar ve kafeler yara aldı. Biz de yine müşterilerimiz HES koduyla alalım ama %50 kapasiteyle çalışalım. Riske de atmamış olalım ama bir şekilde çark dönsün istiyoruz. Çünkü şu anda açılsa bile ilerleyen dönemlerde %40'ı açamayacak duruma geldi restoranatçılar. Personellerin herhangi bir şeyi yok. Birçok işsiz kaldı. Devletimizin 1168 lira kısa çalışma ödeneği var ama o da günümüz şartlarıyla onlara çok bir fayda sağlamıyor. Sonuçta kiraları, gıdaları, çocuklarının ihtiyaçları, evlerinin bakımları filan. Yani biz sektör olarak çok sıkıntılı bir süreçteyiz. Evet, tüm dünyada olduğu gibi yine turizm sektöründe yani ve restoran sektöründe de ya, sekteye uğradı çalışmalar. Pandemi tabii ki kimsenin elinde olmayan bir durumdu. Zaten ilk kapatılan iş yerleri biz olduk. Biz bunu saygıyla karşıladık. Yani sonuçta ortada bir salgın hastalık vardı ama belli bir düzeye geldi. Salgın kontrol altına alındı. Birçok noktaya HES koduyla bugün uçağı, AVM'leri görüyorsunuz. Biz bir an önce HES koduyla müşterilerimizi alalım. Bir an önce faaliyete geçelim istiyoruz. Peki, bakanlıktan gelecek yeni genelgeyi bekliyoruz o halde. Aynen öyle. Yine Erciyes'le devam edecek olursak sokağa çıkma yasakları nedeniyle Erciyes'te de yine konaklamada problemler meydana geldi. Evet. Sadece turistlerin
kayak yapabildiği Erciyes'te yerli halkın sanırım kısıtlamayla birlikte evlerine dönmesiyle de oteller boş kaldı. Bu anlamda neler düşünüyorsunuz, neler değerlendireceksiniz? Şu anda kış turizmi biliyorsunuz Erciyes Kayseri'mizin en büyük değerlerinden birisi. Yurt dışına Erciyes AŞ'nin yaptığı birçok çalışma var. Şu an Ukrayna'dan birçok misafir şehrimize gelmiş durumda ama hafta sonları sokağa çıkma yasağında kayak tesislerinin komple kapalı olması genelge dolayısıyla hem Erciyes'teki otellerimiz için hem oradaki yine gel al paket servisi yapan restoranlarımız için hem şehirdeki otellerimiz, restoranlarımız, hediyelik eşya, pastırma, sucukçularımızdan taksicilere kadar herkes sıkıntı yaşamakta. Hafta sonları pistler kapalı olunca doğal olarak gelen turistler de otelden çıkamıyor şimdi yeni son yapılan düzenlemeye göre. Bu bağlamda da şehirde vakit geçirecek herhangi bir farklı aktivite de yok. O yüzden birçok otelimiz şu anda %40'a varan iptaller almakta. Gelen yabancı özellikle turist misafirlerimiz diğer kayak merkezlerine doğru kaymakta. Oralara geçiş yapmakta. Bunun şehrimizin yöneticileri, bürokrasileri bir an önce gerekli çalışmalar zaten yapılıyor. Herkes elinden geleni yapıyor ama bunu bir sonuca bağlayıp kış turizmini daha sonraki yıllarda ayakta tutmak için bir an önce bunu bir neticeye bağlayıp kayak merkezinin de hafta sonu da kısıtlamaya dahil olmadan aktif olmasını istiyoruz. Çünkü şu anda Palandöken'de, Sarıkamış'ta, Uludağ'da kayak merkezinde herhangi bir sıkıntı yok. Hafta sonu onlar çalışmaya devam ediyor. Kayseri bu bağlamda çok ciddi sıkıntı yaşıyor. Erciyes'in gelen misafir sayısı yani oldukça fazla. Şehrimize çok büyük katkıları var. Birçok otel turizmini yatırımlarını kış turizmine uygun yapıyor. Evet. Hani bu bağlamda bu yasakların da bir an önce. Çünkü yaz sezonunda biliyorsunuz yaz turizminde bütün oteller açıldı. İşte herkes orada aynı havuza girdi, aynı restoranı kullandı ama kayak sporu zaten çok tedbirli bir spor. Herkesin ağzında maskesi, gözlüğü, kaskı, hava su geçirmez tulumları, eldivenleri. Yani kayak tesislerinde bir pandemiyi zorlayacak bir şart yok. Zaten şartlara uyulmak durdu. O yüzden Erciyes'imizin de bu işten daha fazla zarar görmemesi için biz derneğimizin adına Erciyes'in de muaf tutulmasını istiyoruz. Peki çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz, başarılar diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun.